Herkese merhaba. Yeni Ibiza ile birlikteyiz. Yaklaşık bir ay önce, belki de daha fazla vakit önce aslında planlamasını yapmıştık Ibiza'nın. Ama maalesef 2-3 sefer programda değişiklik oldu. Anca bu zamana çekim yapma fırsatı bulduk. Karşınızda yeni Ibiza. Yeni Ibiza'da ufak tefek kozmetik değişiklikler yanı sıra platform olarak da MQB A0'ın yeni platformunu kullanıyor Ibiza. Jantlar dikkatinizi çekti mi? Kia Rio'nun jantlarına benzemiyor mu? Çok güzeller bu arada. Kia Rio'da da çok seviyordum. Bu jantlar da çok güzel. 195, 55, 16. Ibiza'da tabii yeni LED farlarımız var. Bunun yanı sıra yeni platformda kullandığı için otomobil 87 mm genişledi. 95 mm de aks mesafesi uzadı. Yani bu B segmenti de artık İşte Ibiza Leon'a, Fiesta Focus'a falan böyle bir üst segmente kendilerini ufak ufak atıyorlar. Bagaj da bir büyüdü. 355 litre oldu bagajı. Gayet yükleme eşiği biraz derinde bagaj ama kare bir bagaj. Onun için bebek arabası falan rahatça sığdı. Biliyorsunuz daha önceki testlerde şikayet etmiştim bebek arabası sığmıyor diye. Buna sığdı. Güzel bir detay. Yeni Ibiza artık donanımlarıyla da çok zengin. İstiyorsanız içeri geçip bir gösterelim. Artılar eksiler orada anlatacağım. Öncelikle anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut. Ama kendimize hep soruyoruz, işte Volkan da şu an çekiyor, konuşuyorduk. Niye acaba anahtar var? Hani buraya gizli anahtar yapabilirsin. Çünkü gayri ihtiyari insanlar anahtarı sokmak istiyor. Leon'da olduğu gibi bunda da o anahtarsız girme yeri çizilmiş, böyle zorlanmış. Bunda da aynı şekilde. Anahtarsız giriş çalıştırmamız mevcut. Gayet de güzel çalışıyor. Gelin içeri. Bahsetmiş olduğum gibi sokmanıza gerek yok. Burada çizmişler. Cebinizde olduğu sürece Seat'ın bu son dönem otomobillerinde bulunan o kalp atma efekti start stop düğmesinde, buradan basarak otomobili çalıştıramıyorsunuz. Çünkü debriyaja basmanız lazım. Çünkü bu otomobil düz vites. İç mekandaki en dramatik değişiklik tabii ki bu önümüzdeki dokunmatik 8 inçlik ekran. Renk seçimleri, karakterler, puntolar çok güzel ayarlanmış. Telefonunuzla işte Android Auto, Apple CarPlay, bunlar rahatça çalışıyor. Dokunmatiği çok güzel çalışıyor. Şu grafiklerin çözünürlüğü falan çok güzel. Otomobilin işte sürüş verilerini görebildiğiniz ekran var. Bunu biliyoruz zaten Volkswagen grubundan. Şimdi B segmentinde tabii artık bütün markalar yapıyor. İşte Fiesta, Bang & Olufsen yapıyor. Polo, Beats yapıyor. Aynı şekilde bu Ibiza'da da Beats Audio ses sistemi var. Gayet güzel çalışıyor. Ama son ses açtığınız zaman baslar falan biraz bozuldu. Ama son ses zaten çok yüksek. Yani oralara kadar çıkmanıza gerek yok. Ses sistemi gayet. Yani B segmentinde bu denli kaliteli müzik dinlemek iyi hissettiriyor insanı. Tabii Ibiza'nın diğer rakiplerinden bir aşağıda kalan kısmı iç mekan kalitesi. Yani şu kapı içleri, buradaki plastikler Fabia'nın ötesine pek geçememiş. Yani Fiesta ve Polo'yu düşündüğümüz zaman iç mekan kalitesi olarak onların aşağısında. Zaten bagajı falan açtığınız zaman o bagaj örtüsü böyle incecik. İşte kaputu açtığınız zaman aküyü kapamak için elyafları olur, şey olur. Onlar tabii malzemeden ne kadar tasarruf ederseniz o kadar maliyette düşüyor otomobillerde. Bunları görüyorsunuz. Yani burada hiçbir yumuşak plastikle karşılaşmıyorsunuz. Hani direksiyonun derisi bile böyle sert bir deri. Hani böyle yumuşak, böyle şey, bir pürüzsüz bir deri değil. Ama seviyorum direksiyonun o kalınlığı falan da çok hoş. Elinize çok güzel oturuyor. Direksiyonu çok sportif bu arada. Ya hem ele güzel oturuyor hem de Seat'tan alıştığımız hani güzel bir direksiyon var burada. Ama dediğim gibi şu mesela kapı tutamağının plastiği. Yani hem çizilmeye yatkın hem de böyle çok sert plastik. Çok o yani daha iyi olmalıydı. Öyle söyleyeyim. Mesela şurada bir dokusu var. Ama o doku simsiyah. Hani başka bir renk olabilirdi. Belki opsiyonu vardır bu arada. Çok yenilikçi bir iç mekanda hissetmiyorsun kendini. Şu ekran sadece burada kendini konuşturabilir. Onun haricinde donanımlardan bahsetmişken kablosuz şarj opsiyonumuz var. Açılabilir bir sunroofumuz var. Gözlüklük yok ama. Bak şimdi gözlüklüğü aradım.
olsaydı güzel olurdu. Ekranlardan bahsetmişken orta ekrandan da bahsetmek istiyorum. Burada bir yenilik yok. Bu normal, yani belki 5 yıldır olan Volkswagen grubundaki orta ekran artık şey, biraz piksel piksellik var. Bütün bilgileri burada alabiliyorsunuz. Bu otomobilde adaptif hız sabitleme de var. B segmentinde bayağı iyi bir opsiyon. Ki düz vites olmasına rağmen, ondan da yolda bahsedeceğim zaten. Ama dediğim gibi orta ekranda çözünürlük, yani eski daha bildiğimiz gibi yenilik yok orada. İki tane USB'miz, bir AUX'umuz var burada. Güzel kullanışlı bir orta saklama gözü var ve bir el frenin burada konsolda iki bardaklığı var. Ya yani bu plastikler işte ucuz bir otomobil aldığının göstergesi aslında buradaki plastikler. Kol dayamamız var. Burada ufak bir su sağar buraya. Derin bir göz. Torpidomuz öyle. Ufak bir torpido. Yine buradaki plastikler gayet sert plastik. Yaşam mahallinden böyleydi. Bir de arka tarafa göz atalım. Bu otomobil dediğim gibi uzadı. Diz mesafesi de iyileşti. Hemen göstereceğim size. Gayet başarılı oldu. ...95 milimetre artan, yani 9 santim, 9,5 santim artan aks uzunluğu arka diz mesafesine direkt yansımış. Ama arka tarafta bir bomboş. Kapı içi çok sert, tutamak böyle sert, bir kol dayamamız yok. Böyle kaliteli hissettirmiyor kendini buradaki döşeme. Sanki en ufak şeyde leke kalırmış ya da yırtılırmış gibi bir hissi var. Şu dikişler falan sanki zorlanınca atarmış gibi. Arka tarafta ama dediğim gibi arka diz mesafesi gayet yeterli. Güzel, rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Mutlaka kafalığınızı ayarlayıp kemerinizi de arkada takmayı unutmayın arkadaşlar. Kemer en önemli şey. Bir detay da, bu otomobilin hiçbir yerinde tutamak yok. Şimdi maliyetlerin düşmesi için bunlar yapılıyor. Ama yapılması gerekiyor mu? Hayır, yani kapı tutamağı da bence olmalı. O da bir eksidir bence. Daha da içerideki o algıyı düşürüyor bence otomobilin içindeki. İç mekandan böyle arkadaşlar. Sürüşüne, performansına bir geçelim. Merak ediyorsunuz biliyorum. Yola o zaman, bekliyorum sizi. Evet, gelelim Ibiza'nın konforuna. MQB A0 platformu, bu yeni platform biraz işe yaramış diyebiliriz. Ben eskisine göre iyileşme hissettim konforda. Özellikle yalıtımda iyileşme hissettim. Hani genel iç mekanda daha ucuz malzemeler kullanıldığını fark ediyorsun ama bence yalıtımda bir çıt iyileşme var. 100-110'a kadar diğer rakiplerinden kesinlikle aşağıda değil. 120'lerde zaten bütün rakipleri de, bütün o B sınıfı otomobillerden ses geliyor. Şu an tam 100 ile gidiyoruz. Belirgin bir rüzgar sesi yok. 100'den sonra biraz aynalardan alıyor. Bu arada aynalar üçgen formlu ama çok güzel gösteriyor. Ibiza'nın hep zaten aynaları iyiydi. Hep sevmiştim. Bunda da öyle. Darbe emişi. Şimdi darbe emişi şöyle. 195, 55, 16 lastikleri var. Üzerinde kışlık lastikler var. Dediğim gibi ben bir çıt gelişme gördüm ama Fiesta ve Polo'dan daha, bence darbe emişi daha düşük. Fiesta, özellikle Fiesta eziyordu. Bunda o ezme efekti yok. Özellikle sertlerde, arkalarda torsiyon. Yani segment hepsi torsiyon zaten. Ta 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 hissediyorsun. Ama onun haricinde böyle büyük darbeler, frekansı daha büyük olan yerlerde kendini iyi hissediyor. Konforda bu otomobil 3 silindirli. Motor sesi rölantide falan hiç gelmiyor. İşte gazladığınız zaman, yani 2'ye attım mesela, 4000'den sonra o hırıl hırıl motor sesini duyuyorsun. Ben bu motor sesini seviyorum ama çok ıkınıyor araba, motor sesi geliyor diyenler de olabilir. Şu an kış lastikleri var lastik olarak. Yol gürültüsü normal seviyede. Hani kış lastikleriyle tabii bunu söylemek biraz daha haksızlık olur belki. Yaz lastikleriyle bakmak lazım. Çünkü bütün rakiplerinde yaz lastikleriyle test ettik. 999 cc 3 silindirli fındık kadar bir motoru var. Zaten kaputu açıyorsun. Şu kadar.
İşte bir su haznesi. Su haznesi neredeyse motor kadar zaten. İşte su haznesi, aküsü, şanzıman gözüküyor. Fındık bir motoru var. 95 beygirlik versiyon. Bunun 115'liği de var. 175 Nm tork üretiyor. 2000 devirlerden itibaren üretiyor. Aslında alt devirlerde de canlı diyebiliriz motora. Bu arada otomobilin güzel bir özelliği var. Bu otomobili stop ettirmek çok zor arkadaşlar. Çünkü hafif gaz veriyor. Hiç gaza basmana gerek yok. Hafif debriyajdan ayağını böyle normal hızda çektiğin zaman o fırt diye gaz veriyor. Kendi kendine kalkıyor. Bak şimdi göstereceğim. Durdum. Hiç gaz vermiyorum. Bak hani bir de yavaş kalkmıyor. Titreterek kalkmıyor. Normal hızında kalkıyor. Güzel bir özellik. Özellikle acemiler için. Dediğim gibi motor canlı. Yani ilk kalkışlardan itibaren size cevap veriyor. 175 torku var. 95 beygiri var. 0-100'ü de 10.9 saniye. Gayet kabul edilebilir bir değer. Hatta size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet, hazır mıyız? Ben hazırım. Yani 1 litre için şu yaptıkları gayet başarılı. Hakikaten 1 litre için gayet başarılı. Bir de bir fren yapalım bakalım. Şu an 140'la gidiyoruz. Kökledim. Kış lastikleri var. Hava 12 derece. Çok dengeli durdu. Hemen dörtlülerini yaktı. Arkası oynamadı hiç. Güzel. Beklediğimiz hareketler zaten. Dediğim gibi yani 1 litreye hep diyorlar ya, hele özellikle bizim işte babalar, eski kafalar, ya 1 litre araba mı olur, yürür mü falan. Octavia testimi de izlediniz, nasıl performanslıydı. O da hafif bir otomobil. Bu da öyle. Bu otomobil zaten 1047 kilo. Yani oldukça hafif, gayet başarılı. Tabii yakıt ekonomisini merak ediyorsunuz. Şehir içinde 7, 7.1, 7.2 gerçekçi tüketim. Fabrika verisi tabii ki bunun çok daha aşağısında. Ama gerçekçi tüketiminiz 7-7.5 arası diyelim. Ben 7.2 yaktım. Bayağı da kullandık. Şu an 310 kilometre falan oldu. Trafiğe açık, dur kalka azdır. Hop 6'ya düşürürsün onu. Onun için bu İstanbul için geçerli. Turbo olduğu için bastın mı da yakıyor yani. Hani bu downsizing'e ben çok çok da inanmıyorum. Bu atmosferik bir araba olsa bu kiloyla zaten gene 7'ler yakardı. Ama tabii performans da çok etkiliyor. O 175 tork, turbo gayet başarılı. Uzun süredir düz vites test aracı gelmemişti. Ibiza'da da düz vites var. Hem de adaptif hız sabitlemesi olmasına rağmen. Şu an mesela açtım 58. Hatta 50 yapayım. Fren de yapıyor. Çok güzel çalışıyor adaptif hız sabitlemesi. Frenini çok güzel yapıyor. Düz vites olduğu için durmuyor tabii. Ama hiç sorun değil. Ben bayağı kullandım. Çok da memnun kaldım. Seat ya Volkswagen grubu çok başarılı adaptif hız sabitlemede. Çok hoşuma gidiyor. Ekranda uyarısı falan da var zaten. İşte çarpışma uyarısı da var. Aynı zamanda çok hızlı yaklaşırsan kendi fren yapıyor. İki kere kendi fren yaptırttım. Şanzıman çok enteresan. Ibiza Cupra'da hatırlarsınız. Yeni Cupra'da çok uzun oranlardan bahsetmiştim. Bunda da aynı böyle. Arkadaşlar ikinci viteste 108 falan yapıyor. Şöyle hemen basayım. 6500'e kadar çeviriyor. İkinci viteste 109 yapıyor. Üçüncü viteste 155'ler falan. Vites oranları uzun. Enteresan şekilde öyle ayarlanmış. Beşinci viteste 100 ile giderken 2200 devirlerde. Beşinci viteste enteresan şekilde kısa. Yani bir altıncı vites aslında isteyebilirdi. Hani daha düşerdi devir. Bir mesela, bire de bakayım.
1.56, 2.109, 3. viteste de şu an 6.300'lerde, daha çevirecek, 160'lara geldik. Yani inanılmaz. Acayip 1-2-3. Acayip uzun. Bir de şunu söylemem lazım. Ibiza Cupra'da, bu en son 1.8 olan Cupra'da vites çok aşağıda ve uzaktaydı. Hani çok kötü bir konumlandırması vardı. Hatta şey diyordum, yani bunu zaten DSG için yapmışlar diyordum. Ama bunda gayet güzel yerde, tam böyle elinin altında, hiç uğraşmıyorsun özellikle vitese bulayım yerine. Yani konumlandırması gayet güzel. Vites geçişleri kemikli ama şey, biraz ucuz kemikli. Yani çok çalışılmış, biz kemikli yapalım diye uğraşılmış değil de öyle denk gelmiş bir kemikli vitesi var. Yerleri çok belli. Lukur lukur geçiyor ama çok da böyle üf ne kadar şey demiyorsun. Hani bir MX-5 gibi falan değil tabii ki. Bu arada vites değişimlerinde adaptif cruise control devre dışı kalmıyor. Atıyorum vites büyüttün, yine 50'de gitmeye çalışıyor. Atıyorum 3'e taktım, yine 50'de. Frene basarsan devre dışı kalıyor. O da güzel bir özellik. Yani 100'le gidiyorsun mesela, rampa çıkacaksın, 4'e aldın, 3'e aldın, adaptif hala çalışmaya devam ediyor orada. Güzel bir şey. Yol tutuş için şunları söyleyeceğim. Otomobil ESP olmasına gerek yok. Yani şöyle gerek yok. ESP kapatılamıyor. Ama kapatılabilecek seviyede bir yol tutuşu var. Hani Leon'a göre falan bana daha çok güven verdi bu araba. Öyle söyleyeyim, yol tutuşu olarak. İletişim kurdu benimle şasi. Ufak gaz emirlerinde arkası hafif takibi, yani o kafamdaki tepkileri verebildi. Hoşuma gitti açıkçası. Ama direksiyon hız sıfır. O konuda kötü. Yani ön tarafta neler oluyor, ne bitiyor, araba kayıyor mu kaymıyor mu, tecrübeyle biraz anlıyorsun. Direksiyondan pek geri bildirimi yok. Zaten incecik bir direksiyonu var. Bir eleştirme olur ama yol tutuş olarak limitleri gayet güzel. Ne yaptığını biliyorsan abuk subuk tepkiler de vermiyor. Çizgisini koruyor. Çok abarttığında hafif arkası geliyor. O arkası gelmesi de korkutucu değil. Böyle yavaş yavaş hissettire hissettire geliyor. Yol tutuşu vallahi hoşuma gitti. Zaten uzun vites oranı var. 3'e alt, istediğin gibi gazla. Böyle hızlı virajlarda. Yine ani şerit değişimlerinde de mesela, şöyle ani değişim yapayım. Hop, ESP zaten devreye sokuyor. Mesela şu an 100'le gidiyoruz. Hop, ESP hemen çizgisine sokuyor. Sonuca gelelim. Sonuç, hep Ibiza testi beklediniz. Ben de dedim ki bu segmente alınabilecek en mantıklı otomobillerden biri. Hala öyle düşünüyorum. Gerek diz mesafesi olsun, gerek performansı, yakıt ekonomisi olsun, sınıfında gayet tercih edilebilecek bir otomobil. Fiyat olarak şu an kullandığımız 73.500, 95 beygirlik. 115 beygirliği de 83.000 yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bu 73.000'e bu sunroof sanırım yok. Bir de bu sunroof'u eklemeniz gerekecek diye biliyorum. Sunroof'un fiyatını bulamadım web sitelerinde. Gayet mantıklı bir seçenek olmuş Ibiza. Ama tabii 73.000 liradan bahsediyoruz. İşte rakipleri 80-90.000 liralar. Hani bu paralar bu B segmentine verilir mi? Tabii ki verilmez. Markanın da hiçbir suçu yok markaların. Tamamen vergilendirme. Buradan da hep tepki gösteriyorsunuz, söylemek istedim. 73.000 lira verir miyim? Ben herhalde ikinci el temiz bir şey, daha D segmenti, C segmenti bir şey bakardım. Sıfır B segmenti alacağıma bu şartlarda. Ama almak isteyen için de mantıklı bir seçenek. Bu donanımlarda bu fiyata ben tercih ederim. Sıfır alacak olsam, sıfır almak istiyor olsam X kişisi olarak. Zaten hani Seat her zaman fiyat performans olarak önde olan marka oldu. Leon da öyle. İşte Leon'da gayet uygun koşullara çok güzel, tasarımı güzel otomobil alıyorsun. Bu Ibiza için de geçerli. Tasarımı güzel, az yakıyor, donanımlar iyi. Malzeme kalitesi tamam, vasat ama kabul edebiliyorsun daha uygun aldığın için. Böyle bir paket arkadaşlar.
Umarım Ibiza'yı anlatmışımdır istediğiniz gibi. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenin, paylaşın. Bunlar otoparkı büyütmek için önemli. Sizleri seviyorum ve tabii ki öpüyorum. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.